Merhaba, Zamanda Geri, Tarihin Unutulmuş Yönleri podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mehmet Tolga Tunç. Bu seride zamanda geri giderek, tarihi dokulara, tarihte yaşanmış olaylara tanıklık edip, bir tarih yolculuğuna çıkacağız. Serinin 5. bölümünde sizleri, Evliya Çelebi ve onun seyahatnamesi ile tanıştıracağım. Evliya Çelebi, 17. yüzyılın en önemli gezginlerinden ve yazarlarından biridir. 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Asıl adı Derviş Mehmet Zilli'dir. Fakat bilinen adıyla Evliya Çelebi olarak anılmıştır. Evliya Çelebi, 42 yıl boyunca Osmanlı topraklarını ve komşu ülkeleri gezmişti. Seyahatleri sırasında gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıklarını 10 ciltlik Seyahatname adlı eserinde toplamıştı. Seyahatname, 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve çevresinin tarihi, coğrafyası, kültürü, ekonomisi ve sosyal yaşam hakkında önemli bilgiler içeren büyük bir kaynaktır. Evliya Çelebi 1611 yılında İstanbul'da varlıklı bir ailede dünyaya geldi. Ailesi aslen Kütahyalıdır. Babası bir kuyumcudur ve sarayda kuyumcu başlığı görevinde bulunmuştur. Evliya Çelebi iyi bir eğitim görmüştü. Medresede çalışmış ve hafız olmuştu. Medrese eğitiminin ardından saraya girip Enderun eğitimini tamamladı. Bunun yanında hattatlık ve musiki eğitimi de almıştı. Arapça, Farsça, Rumca ve Latince bilmekteydi. Enderun'da eğitim gördüğü esnada Sultan 4. Murad'a takdim edilmiş ve bu takdim sonrasında sık sık 4. Murad'ın huzuruna çıkmış, nükte ve hoş sözleriyle onu oyalamıştır. Hatta padişahın sinirli zamanlarında kendisini çağırttığı da söylenmektedir. Ancak Evliya Çelebi yeni yerler görmek istiyordu. Bu nedenle sarayda çok uzun kalmadı. Önce İstanbul ve çevresini gezdi. Sonra sırasıyla Bursa ve İzmit'e gitti. Ardından da 51 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin hükümdar olduğu hemen hemen her yeri gezdi. Çelebi bu gezilerini seyahatnamelerinde kendi üslubuyla anlattı. Evliya Çelebi seyahatnamesinin girişinde seyahate duyduğu ilgiyi anlatırken bir gece rüyasında Peygamber Muhammed'i gördüğünü, ondan şefaat ya Resulallah diyerek şefaat isteyecek yerde şaşırıp seyahat ya Resulallah dediğini, bunun üzerine peygamberin ona gönlünün uyarınca gezme, uzak ülkeleri görme imkanı verdiğini yazar. Son derece muzip bir kişiliği olan Evliya Çelebi'nin bu yönünü yazı dilinde ve üslubunda da görmek mümkün. Tarihe ışık tutan çok önemli bir seyyah olan Evliya Çelebi, yaşamış olduğu dönemde sürekli gezerek notlar almış ve tüm bu notları en önemli tarihçilerin bile referans olarak aldığı Seyahatname isimli eserinde bir araya getirmişti. Evliya Çelebi'nin gezmeye ve araştırmaya olan merak duygusu, çocuk yaşlarda babasının anlattığı öykü ve masallardan beslenmişti. 50 sene boyunca gezerek gözlemlerini biriktiren seyyah, bu gezileri sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun komşu ülkelerle olan ilişkilerini de aktarır. Seyahatnamenin üslubu da en az içeriği kadar şahsına münhasır özellikler gösterir. Eserde Evliya Çelebi'nin yaşadığı dönemde popüler olan, divan edebiyatının yazın şekli olan düz yazıdan ziyade gündelik konuşma diline yakın olan basit ve yalın bir dil kullanılmıştı. Son derece akıcı, sürükleyici, zaman zaman mizahi ve alaycı bir üslup kullanan seyyah, bu yönüyle de sevilmiş ve akılda kalmayı başarmıştı. Seyahatname'de belli bir zaman kipi yoktur. Geçmiş zamanla gelecek zamanın iç içe geçmiş olduğunu görürüz. Bu da esere kıvrak, ahenkli ve renkli bir ruh kazandırmıştır. Evliya Çelebi eserinde sadece anlatmaz, aynı zamanda masallara, ninnilere, söylencelere, türkülere, öykülere, eğlence ve inançlara, giyim kuşam özelliklerine,
toplumsal davranış dinamiklerine de yer verir. Ünlü Seyyah kitabında gittiği yerlerle ilgili bilgilerin yanı sıra cami, kilise, havra, manastır, han, hamam, mescit, çeşme, konak, saray, kale, sur, kule gibi yapılardan da dem vurur ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler de paylaşır. Gezmenin, görmenin, seyahat etmenin insan ufkunu nasıl genişlettiğini ve vizyonunu ne kadar genişlettiğini düşünüldüğünde, seyahatnamenin ne kadar önemli bir eser, merak ve öğrenme arzusunu ne denli tetikleyici bir kaynak olduğu da ortaya çıkmaktadır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi çok ün kazanmasına rağmen, ilmi bakımdan geniş bir inceleme ve çalışma konusu yapılmamıştır. 1682'de Mısır'dan dönerken yolda ya da İstanbul'da öldüğü sanılmaktadır. Ölüm yeri ve mezarı bilinmemektedir. Kabri bir ihtimal, şimdi Lohusa Sultan Türbesi yanındaki meyyit mezarlığında ailesi yanındadır.